Tanıdım ben. Birisi bu Sabri, ayağı kesiliyor. Diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. Tek bacakla tek bastonla gidiyorum. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı o da sokaktaydı. Tankların, silahların karşısında geri adım atmadı. Göğsünü kurşunlara siper etti. Benim atar damarım koptu mesela. Bu bayrakla ben kendim turnike yaptım. Yani oradaki bir arkadaşla beraber çok sıkıcı ve ciddi bir turnike yaptık. Bacağından vurulan 32 yaşındaki Sabri Gündüz 46 ameliyat geçirdi. Ancak sağlığına kavuşamayınca bir kez daha ameliyat masasına yattı. Bacağını kaybetti. Yine de vatanım, bayrağım demekten vazgeçmedi. Bu süreci tekrar baştan alsanız, 15 Temmuz gecesine orada benim uyandığım ana geri dönseniz ve ben bunların hepsini yaşayacağımı bilsem yine giderim, yine giderim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ameliyat öncesi Gazi'yi evinde ziyaret etmişti. Ameliyattan sonra da sık sık arayıp sağlık durumunu sordu. Bir tane yavrusu var ve gerçekten çok da cefakar bir eşi var. Ve ilginç olan şey şu, 46 kez şu ana kadar ameliyat olmuş. Zaten çok seviyoruz. Yakından görmek, ailemizde, evimizde oturup bir çay içtiğini bilmek, bu çok güzel bir duygu. Ben ameliyata gireceğim sabah bir daha aradı. Nasılsın dedi, iyiyim efendim dedim. Çok dua etti. Ameliyattayken ailem aramış nasılsınız diye. Sonra ameliyat uzun sürdüğü için doktorum aramış. Çünkü benim ameliyatım normalde 1,5-2 saat olarak planlandı. 4-4,5 saat sürdü. Başka problemler çıktı ameliyathanede. Sonra ameliyattan çıktım, beni aradı. Ayağa kalktım dedim, göstereyim, bir resim attım. Tekrar geri aradı. Afrika ziyaretinde olmasına rağmen aradı. Çok sevindiğini söyledi. Daha yani elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi. 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz'ün yüreği Afrin kahramanlarıyla birlikte. Tam ameliyata gireceğim an, yani ayağım kesecek, narkoz verecekleri an diyeyim ben size. Dua ettim. Hatta narkoz da verilmeye başlamış şu an. Allah'ım dedim, en zor an bu anımsa ve dedim bu duamla makbulse, Allah'ım dedim ordumuza zafer nasip et.